Evet, 2020 yılı magazin gündeminde de aslında Türkiye gündemiyle hatta dünya gündemiyle paraleldi. Magazin gündeminde de yıl boyunca koronavirüsü konuştuk maalesef. Birçok sanatçı koronavirüse yakalandı, bir kısmını kaybettik. Birçoğu bu hastalığı atlattı ve hastalık sürecinde neler yaşadıklarını sevenleriyle paylaştılar. Ama tabii koronavirüsün yine en büyük etkisi sosyal hayatı oldu. Sanatçıların, hemen hemen bütün sanatçıların konserleri iptal oldu. Oyuncuların tiyatro oyunları iptal oldu. Bir tek dizi film çekimleri devam etti diyebiliriz. Yine sinema projeleri iptal oldu. Dolayısıyla aslında magazin gündemi için kara yıl ilan edildi diyebiliriz 2020 yılı. Koronavirüs konusunun biraz dışına çıkarsak en çok konuşulan isimlerden biri 2020'de Mehmet Ali Erbil'di. Ünlü şovmen 258 gün süren hastanedeki tedavi sürecinin ardından taburcu oldu ve adeta hayata yeniden döndü diyebiliriz. Şu aralar hastanede tedavisi kontrolleri yine sürüyor Mehmet Ali Erbil'in ama sağlık durumu genel olarak daha iyi diyebiliriz. Yine 2020'de koronavirüsün dışında ne yazık ki ünlülerin karıştığı polis adliye olayları konuşuldu. Ünlüleri zaman zaman adliye koridorlarında gördük ki konu maalesef kadına yönelik şiddetti. Ünlü oyuncu Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etti ve bu kez kadınlar artık susmamayı, yaşadıklarını anlatmayı tercih ettiler ve Deniz Bulutsuz Ozan Güven'den şikayetçi oldu ve ünlü oyuncunun davası hala sürüyor. Bu arada tabii Ozan Güven rol aldığı dizinin kadrosundan çıkarıldı ve kendisi sırra kadem bastı, gözden uzaklaştı diyebiliriz. Yine Ozan Güven konusu daha çok eskimeden bu kez Sermiyan Midyat oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp etti. Yine konu yargıya taşındı. Bir başka adli vaka ne yazık ki Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusunu darp etmesi olayıydı ve bu darp olayı ne yazık ki kameralara da an be an yansıdı ve bütün Türkiye bu olayı izledi. Halil Sezai çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. İlk davada da 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra serbest bırakıldı. 2020'de magazin gündemine damga vuran yılın aşkı ise Hadise'yle oyuncu Kaan Yıldırım'ın aşkıydı diyebiliriz. Ancak çok üzerinden zaman geçmeden ünlü çift bir ayrılık kararı aldı. Bu ayrılık kararı iki tarafın da hayranlarını oldukça üzse de yine aradan çok zaman geçmeden ikilinin barıştığı ve yeniden bir araya geldiği iddia ediliyor. Temennimiz o ki umarız yeni yıl 2021 daha güzel günler getirir bize ve yine magazin gündemine daha güzel günler getirir ve önümüzdeki yıl daha güzel, daha renkli, daha keyifli şeyler konuşuruz. Herkese mutlu yıllar.